Korkacak hiçbir şeyin yok. Korktuğum yok zaten benim. Yok. Ya inanmıyorsunuz ama yok. Ne yapabileceğim artık bu saatten sonra bilmiyorum, yok. O cenazeler gittiğinde Müge Hanım, kadının biri bana dedi. Of Allah'ım, ben hangi derdime yanayım? Sakladığım bir şey var Büşra. Yok teyze, ama yok benim, ya. Bak ben o kadın... Kendi uydurduğunuz dedikoduları ben söylemişim bağlansın, gibi aktarıyorsunuz. Yoruldum artık ya. Diyeceğiz. Bağlansın. Kaç tane iftira attınız. Hepiniz iftira attınız. En yakınlarım bile iftira attı. İşte ben ne yapacağım artık? Seslenemiyorum. Seslen teyze, ben sana mı kızıyorum? Yok annen şunu dedi. Annem bunu demedi ya. Demedi diyorum. Annem demedi. Dedi. Çıldıracağım demedi. Annemin Allah'tan bunu kimse demedi diyorum. O çıkıyor. Tamam onu anlıyorum da sana sadece o gün yaşananlarla ilgili bir şey soruluyor. Tamam ben cevaplıyorum zaten. Yani şurada iki tane abim var. Birisi diyor ki benden öğrendi annemin öldüğünü. Birisi diyor ki benden öğrendi annemin şeyini. Sen... Ya ben en başından beri Osman abimden öğrendiğimi söylüyorum. Sen niye bir kere bile benden öğrendin demedin o zaman? Ya benden öğrendin, kaç sefer söyledim kızım. Ambulansta 112 hatta sarıldık. Ya en başından baştan beri Osman abim de her olayı yerde tekrar söylüyor. Bana her yerde söylüyorum ilk benden öğrendi diye. Bir kere bile çıkıp demedim benden öğrendi diye. E neden şimdi Uğur yalan söylüyor bu konuyla ilgili? Ya hatırlamamış da olabilirim. O yüzden bir şey demiyorum ama... Hatırlanmaz mı? Yok ben başından beri biliyorum ben bunu. Ben sana başından beri ya söyledim. Ben, de, ben, hayır, ben en başından kızım, beri ben sana Osman anlattım abi diyorum. En başından beri Osman abi diyorum. Tamam en Osman başından... abin olsun. E siz işte tamam Osman abim oldu deyip bunun üzerine geçiyorsunuz da... işte o öyle de geçirmiyor yani. Ne abim başka ya? Ha? Diyoruz, anlamıyor. Aynı şoku ben de yaşıyorum. E ne yapayım? Herkesi susuyoruz gari. Yok, he deyip geçiyoruz, susuyorum. He deyip geçiyoruz. Susuyorum, geçme. Ne yapayım? Sana en her iyi kapıyı açan Fatih amcanıdı değil mi? En iyi kolu açan Fatih amcanı. Fatih amca, hadi biz iftira attık, her şeyi yaptık. Her şeyi yaptık. Fatih amcanın yanından niye çıktın gittin? Ben ilk başta Uğur abimi durduramadım. Emine yengeme dedim ki ben gideceğim abimin dedim sakinleştireceğim. Affedersin gazını alacağım geleceğim dedim. Öyle olmadı. Tutturdu, çıldırdı. Evde doğru düzgün durmuyor ki bu. Ne dedik ona biz gideceğim o... şunu diyeceğim. Ne dedik bizim o dediğimizde ne vardı? Buna Uğur'a ne dedik? Hiç kendinizi sahip... atlamaya çalışmayın amca. Hiç hiç tamam. Hiç o konuyu açma o konu. Her şeyi çözülsün o konuda konuşulacak. Hiç kendinizi atlamaya çalışmayın karı koca. Ne yaptık sana, iftira mı attık? Evet. Ne yaptık? Sen ne dedim ben sen... sadece Uğur'a? Sadece buna sahip çık dedik. Başka bir şey yaptılar. Siz neyle uğraştınız? Benden alacağın borcuyla, arabayla. Siz bunlarla uğraştınız? Başka bir şeyle uğraşmadınız onlar, Osman onlar kadar. Sonra, onlar sonra olan şeylerdi amca. Başka? Laftan sözden bıktık dedik. Bıktık dedik sizin yaptığınız rahat hareketlerinden bıktık dedik. Hı. Sadece dediğimiz bu. Senin beni tehdit ettiğin mesajı da çıkartalım neydi mı amca? Neydi? Geldim ben sana kırslarını kırarım dedim. Amca olarak söyledim. Amca olarak söyledim ben sana. Sen gidip Büşra ben sana alkolik... amca yarım, baba yarısı. Ben sizin konunuzu olay çözdükten sonra konuşulur tamam mı? Ne şu konuşur, an kendinizi atlamaya kal. Hiç kendini atlamaya çalışma amca. Ya gitmiş abime demiş ki kardeşine sahip çık. Alkolik mükemmel tamam, de geziyor ne var? Demiş. Ne var sahip çık deyince? Ya iyi niyetle söylenen bir cümle mi? Sen niye gelip bana ne demedin? Sen niye gelip bana söylemedin? Ya otur. Bıktım karımoz ikinize! İkinize bıktım ben! Ne yapmış ya? Köyden dedikodu duyuyorsun ya. Hı? O isimlerini söylemeyen kimlerse işte 15 gün sonra bilmem yaylada görmüş ya. Hı? Kim o? O kimden duymuş? O kimden duymuş? Yalan o çoban kim? Bir dakika, bir dakika. Yalan yok yok bir şey söyleyeceğim. Ali. Herkes söylesin. Herkes konuşsun artık. Ha, ben o lahut duydum lahut da değil mi? O kızı da biliyorum. Onu da jandarmaya vereceğim. Tamam. O kız. Burada ifade verenler de herkesin ifadesini alsınlar. Herkes. Ya bu dedikodu mu değil mi? Vallahi bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum.
Bu kıza ben güveneyim mi güvenmeyeyim mi bilmiyorum. Buna güveneyim mi güvenmeyeyim mi bilmiyorum. Vallahi yeter ya. Herkes bir şey söylüyor. Lan doğrusu neyse onu söyleyin ya. Büşra öyle mi dedi? Bilmiyorum ya. Böyle mi dedi kızım? Bilmiyorum. Madem ya biliyorsunuz niye isim saklıyoruz ya? Ali'ye doğru. Kimden duydun onu? Emine Yapıcı. Emine Yapıcı. O kim? Hangi oradaki çoban kim? Tamam işte onun da... O çobanın ismiyle röportaj. Gitsinler ifadesini alsınlar. Uğur'u, Mehmet Ali, Betül'ü orada gördüler mi? Bugün Büşra annemin babam öldüğünü gördüm dedi o kadın. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir ifade. Aslında... Büşra annemin öldüğünü gördüğünü söylüyor. Gitsin ifade versin. İsmi kimse kimse ifade versin. Alıyorlar o konuda bir endişen olmasın hepsini. Vallahi yeter. Cidden bıktım ben ya. Ben hakikaten ne yapacağımı bilmiyorum ya. Ben yani masumlar mı değiller mi? Ya neyse onu söyleyin arkadaş. Neyse onu söyleyin aslında ya. Aslında çok basit değil mi? Mesela Zafer size kim bunu söyledi? Yani Büşra'nın alkollü mekana gittiğini size kim söyledi? Öğle arasında bahçede konuşuyorlardı. Ne bileyim ben mi kan? Öğle arasında bahçede konuşuyorlardı herkes. Geçen dolmuş demiştin. Dolmuşta söyledilerdi dedin. Geçen yayında. Oğlu değil ya. Dayı'nın oğlu gördü ya. Kim? Ertuğrul gördü. Bosna'da sen ne? Hani Emre'ye gitmişim ben gördüm demişsin. Kaç kere gördünüz beni Bosna'da? Bunun şey teyzenin damadı onlar görüyor. Onu da biz Uğur'a bilezik borcumuz vardı bakalım. Vermeye gittik. Büşra'yı yanıma alacağım diye bize gari sizi öldüreceğim dayılar inan. Kaldıracağım. Neler saydım. Ya ben susuyorum artık sizin dediğinizi demiyorum da. Siz niye? Ben dedim ki şey öldür elinden geleni ardına koyma dedim. O Büşra'yı da yanıma alacağım. Ben de al dedim. Zaten dedim ıssız sokakta dolaşıyormuş dedim. Al yanıma alacağım. Tamam da alışveriş merkezine gitmekle ıssız sokakların ne alakası var? Ya Bosna'da ya ıssız sokaklar var oralarda. Bosna'da gazinolarda geziyor dediler bana. Gazinolar... İkisi de burada. Evet ben gazino dediniz. Gazino demedik de sana. Ben hiç görmedim. Gazino demedik de sana. Neydi? Sahip çık dedim oğlum ben sana. Sadece kız kardeşine sahip çık. Bosna'da gazinolarda geziyor dedi. Bunda ne var? Bizim yanımıza gelmedi. Geçen yayında dolmuşta dediler dedin. Şimdi Ertuğrul çıktı sonra teyzemin damadı çıktı. Yani beni kaç kişi görmüş? Yani sonra ben doğduktan sonra seni aradım. Teyze bana niye iftira attın dedim. Sen bana ne dedin? Sen de hocaya gittiğimi niye abine söyledin dedin. Çok güzel çığlık atıyorsun mesela. Çok güzel bağırıyorsun. Sinirlerim bozuldu artık. Senin peki babanı öldürürken sinirlerin bozulmamış mı? O zaman korktum ya korktum. Gidip gitmeden haberim yok. Sesim içime kaçmış gibiydi korktum. Tamam, çıkarken korktun. Dönüşte niye korktun jandarma evdeyken? O an ne bileyim, vallahi ne bileyim ben de bilmiyorum. O an niye öyle hareket ettim ben de bilmiyorum ya. Sen şu konuda net misin? Annemin öldüğünü gerçekten benden mi öğrendin? Mesela Uğur abin de söylemiş yani. Ambulansta beklerken orada çığlık atılıyor. Anneannemin feryatları var. Haber şeylerinde, videolarında bile bellidir mesela. Orada bir feryat var. Gerçekten ben benden mi öğrendim? Ben senden öğrendim. O zamana kadar hiç jandarmaya sormadın mı? Sordum abi. Biz bakıyoruz. Ben saat 1:30'da Konya'ya indim. 2'de o zaman gösterdiler. Olayın 4. saat. Ya, o zaman bile ben sürekli jandarmaya soruyordum. Ama dışarıda feryatlar var, görüntüler var. İzledik diyorlar Kamuran teyzen de Osman abin de. Jandarma da var. Ya ben sordum. Fatih amcama sordum ben. Anca bilirsen sormazsın. Anca annenin öldüğünü bilirsen sormazsın. Ve bence ancak annenin öldüğünü görürsen o evden kaçarsın. Bak sana çok açık söyleyeyim. Hiç kimse annesini bırakıp kaçmaz. Kaçmaz. Ben senin de kaçacağına inanmıyorum. Vurulduğunu görmedim ya. O zaman kaçmazdın. Belki onu hatırlamıyorsun. Sen ambulansa kim bindirdin? Betül bindirmiş olmasam sırtında. Sırtında. Türkiye bu cinayeti konuşuyor şüphesiz ki. Peki gelin şimdi bir fikri takip yapalım ve 3 yıl önce neler yaşanmıştı o evde onu izleyelim. Sen niye gelip bana söylemedin? Tarih 3 Eylül 2018. Yüzü maskeli saldırgan girdiği evde dehşet saçtı. Karı kocayı öldürdü. O anlara şahit olan Büyükşen çiftinin kızı Büşra ise pencereden atlayarak canını kurtardı. Yer Konya. Yüzü maskeli bir kişi Büyükşen ailesinin kapısına dayandı. Ardından da zorla eve girdi. Elinde pompalı tüfek vardı. Saldırgan aile üyeleriyle önce tartıştı, sonra da peş peşe tetiğe bastı. Kurşunların hedefi olan 55 yaşındaki Metin Büyükşen'le
54 yaşındaki eşi Necda Büyükşen yaşamını yitirdi. Saldırganın elinden pencereden atlayarak kurtulan Büşra Büyükşen ise yaralandı. Ben çaydanlığı fırlattım, yalvardım orada kendisine. Dışarı çıktı, dipçikle kafama vurdu. Ben odadan çıktığımda annem yaşıyor diye. Annemi geride bıraktım, ne yapabilirim? Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralanan Büşra Büyükşen hastaneye, anne ve babasının cansız bedeni ise morga kaldırıldı. Yapma. Vallahi ben konuşacağım. Yapma. Gerçekten çok üzülüyorum. Yapma. Doktor Osman Büyükşen 3 yıl sonra cinayete kurban giden anne ve babası için Müge Anlı'ya geldi. Ya sen işin işi desen. Lan dal ağacını buradan salın Müge Hanım. Herkes bir şey söylüyor. Lan doğrusu neyse onu söyleyin ya. Çifte cinayetin sır perdesi o günden beri her geçen gün biraz daha aralanıyor.